Aralık 1934'te pek çok Avrupa ülkesinden çok önce kadınlara verilen bu hak, kadınlar açısından bir devrimdir. Türkiye'nin demokratikleşmesinin en önemli adımlarından biridir. Aradan geçen 82 yılda biz kadınların kazanımlarını daha ileriye taşıması gerekirken, eğitimde, istihdamda karar alma ve yönetim mekanizmalarında önümüze konulan engeller sonucu gelinen noktada maalesef olması gereken yerde değiliz. 2015 genel seçimi sonucunda biz kadınlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece 76 kadın vekille %13 oranında temsil ediliyoruz. Nüfusun yarısı olan biz kadınlar yasalar önünde erkeklerle eşit haklara sahibiz, ancak haklara ulaşmada eşit değiliz. Oysa daha çok kadın vekil demek, kadına yönelik şiddet, kadın istihdamı, eğitim gibi konuların daha fazla ele alınması ve çözüm üretilmesi gerekmektedir. Ne yazık ki hala temsilde adaletten ya da sonuçta eşitlikten söz edemiyoruz. Anayasa önünde kadın ve erkek eşittir demek yeterli olmamakta. Kadınlar anayasa ve yasalarla zorunlu kılınacak önlemler desteklenmedikçe sonuçta eşitlikten söz edilememektedir. Oysa demokrasilerde en önemli iki unsur eşit temeline dayalı temsil ve katılımdır. Yani eşit temsil ve eşit katılımdır.